mesleğe ben bilmeden girdim. Ama meslekte sonradan öğrendim ki dede mesleği olduğunu, amca mesleği olduğunu da öğrendim onlardan. 69 yılında KAF, belediye pazarının yanında KAF ayakkabı fabrikası vardı. Ben orada başladım. Orada dayım, eniştem falan vardı. Onlar götürdüler. O gündür bugündür ayakkabıya bir sevdalık var ve devam ediyorum. Şimdi fabrikasyon çıkan ayakkabılar dünyada zaten bunun bir akımı vardır. Fabrikalaştık sonra sanatkarlarımız maalesef kaçtı ama şimdi biz 1980'de açtığımda ben ayakkabı sektörü çok iyiydi Kıbrıs'ta. 3 tane büyük fabrika vardı. 60 tane atölye küçüklüğü büyüklüğü yanlarına çalışan personeller vardı. Malzeme satan arkadaşlarımız vardı bu ülkede ama işte bu yurt dışından gelen ayakkabılar fabrikasyonlaştı. Türkiye'den baş edemedik çünkü orada büyük bir imalat vardır, büyük sektör vardı orada. Bizim haliyle ürettiğimiz ayakkabılar yalnızca iç piyasa tüketilir. Yani dış piyasalara ayakkabı verecek bir durumda değildik. Eğilim bu Gümrük Birliği ya da Avrupa Birliği ya da Türkiye'den ticaret entegre olmuş olsaydı o zaman belki biz de buradan üretip Türkiye'ye, İstanbul'a, oradan da yurt dışına ayakkabı satabiliriz. Yani bir Türkiye'deki Adana'da, Hatay'da olduğu gibi. Onlar mesela üretirler, İstanbul'da tüketirler, bu mallar oradan dağılır. Bizim öyle bir durumumuz yok. Onun için bu sektörde, sektörün gelişmesi sebebi budur. Önümüz açık olmuş olsa bugün yurt dışına ayakkabı üretebiliriz, satabiliriz. Çünkü fabrikalar kurulduktan sonra zaten fabrikasyonda tam sanatkar da gerek yok. Yani tek adam tek iş fabrikalarda olan durum. Ha, o zaman işte yurt dışından malzemesi gelir, burada üretilir. Bunu yurt dışına pazarlar. Ama şimdi işçilik problem. Yani buraya gerek olan işçiye vereceğiniz paradır. Şimdi yurt dışındaki Türkiye'de işçilik daha düşük. Yani bizden. Orada da büyük sektörler vardır. Evlerde yapılır. Fabrika ile montaj sanayi gibi yapılır orada. Ve insanlar ekmek parasını kazanabiliyorlar orada. Ama burada öyle bir durum yok. Şu anda zaten biz kendi ürettiğimizi kendi ülkemize satamıyoruz. Çünkü bir de insanlarda şey var, marka merakı var. Yani işte isim söylemek işte markalarla ilgilidir. İşte onun ayakkabısı daha iyiydi, şu bu marka daha iyiydi. Çok para verildi zaten bu işlere ama şimdi benim bir 10 sene evvel bu markalarda sağlamlık vardı ama şimdi maalesef bu markalarda sağlamlık kalmadı. Çünkü üretim yerleri Çin. Orada da yani fabrikasyon üretilir. Görünümü güzel ama sağlamlık diye bir şey yok. Burada elime imkan verilmiş olsaydı en azından burada ürettiğimizi biz Türkiye pazarına satmış olsaydık. Yani satabilseydik. Çünkü bir ayakkabı sektörü 69 yılından 95 yılına kadar bizde zaten fabrikalaşma o dönemde vardı. Yani bir Ayko vardı burada. İşte Ayko bugün Güney Kıbrıs'ta olan fabrikalarından en modern kurulan bir fabrikaydı. Bu bizim kullandığımız bazı malzeme, bazı teknik şeyler. Türkiye'de 95 yılından sonra fabrikalaşmaya başladı. Montaj makineleri o zaman gelmeye başladı. Yani aradaki fark çoktan kapanırdı. Ama şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. Şimdi onda fabrikalar var, burada yok. Çünkü onlar üretiyorlar, dünyanın her tarafına satabiliyorlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Eğilim o şans verilmiş olsaydı o dönemlerde, yani getir sat yerine üret sat olsaydı, yani Türkiye pazarına, orada
O zaman 60 milyon olur ya da şimdi 80'e 100 milyondur nüfus, bilmiyorum. En azından biz Türkiye'nin bir mahallesi kadar bir nüfusumuz vardı. Ama şimdi diyeceksiniz ki yani siz üretip Türkiye'ye satabilir miyiz? Satabilirdik. Çünkü bu işçilik ve orada kullanılan kalite olayı vardı, düzgünlük vardı. Mesela şansımız tamam olmuş olsaydı, mesela bugün yani Avrupa Birliği'nden entegre olmuş olsaydık, yani mal, ticaret, serbest ulaşım olsaydı, şeyden de taban getirebilirdin. İtalya'dan da, İspanya'dan da, İngiltere'den de, burada onun montajını yapıp satabilirdik. Yani kendi markanı yaratabilirdin. İmkan yok. Burada da işte bizim yaptığımız işte ayağına bulamayan ya da tamir mamir işte ondan uğraşıyor. Yani sırf ekmek parasımız kazanmak için çalbaladık. Bak toz toprak için. Yok satış yok işte. Yani oturur işte tamirdi işte arada sırada ayakkabı yaparak. Sevda olayı yani evde oturup ne yapacaksın gibisinden. İşte burada arkadaşlar geliyor. Bir kenara işte ayakkabı yaparak ya da işte tamir yaparak sohbet ederek böyle geçiyor. Yani serbest ticaret dedi, koruma yok. Yani en azından bizim istediğimiz kendi ürettiklerimiz ya da o 60 tane biz mücadele verdik bu işimiz ama 60 atölyede 3 tane büyük fabrikanın döneminde biz dedik ki işte bu ayakkabıları biz bu da üretiyoruz. Türkiye'den gelen ayakkabıca fon var, gümrük var, o var, bu var. Türkiye'de işçilik zaten düşük. Bir de onların şeyi yok, bu fon alemi yok. Senin buraya geldiği zaman, fonlar ödendiği zaman Halil'den ayakkabının fiyatı yükselir. Yani işçiliğin de zaten bunda asgari ücretlerimiz yüksek Türkiye'ye göre. O zaman buraya gelen ayakkabı Türkiye'nin ya da yurt dışından gelen ayakkabıdan şey olur, pahalı olurdu diye. Bu da buradaki ayakkabı satan mağazalar bu ayakkabıları burada yapacağıma, burada emanetçiden alacağıma Türkiye'den daha ucuza vadeli fiyatlarından alabilecek kapasite olduğu için orayı tercih ettiler. Çünkü işçi çalıştırmak da çok zordu bu ülkede. Çünkü kalifeli eleman yok. Yurt dışından getirmek mecburdesiniz. Bunun yatacak yeri var, izinleri var. Yani pahalıya mı olduğu için yani burada imalat sektörü bitti. Devlet politikamız da işte çocuğum okusun, çocuğumu okudayım, nasıl olsa devlette gene bir iş bulurum dönemleri vardı. İşte o dönemlerden daha hiçbir sanatkar yetişmedi. Bizden sonra yetişmedi. 3 tane yetiştirdik. Bu 3 kişinin de bizim elimizden aldılar. Biri işte falan yerde çalıyor. Ya devlet deriz yani bu insanlar. Ama oranın geleceği, geleceğini daha iyi görerek insanlar oraya geldi. Çünkü izinleri var, tatilleri var, hastalık izinleri var. Ama özel sektörde öyle bir şey yok. Yani burada da izinleri var ama orada aldığı şans burada özelde yok. Ya da adam çıkıp ben iş kurayım diye bir zihniyeti yoktu. Çünkü kredi yok. Ürettiğini kime san? Yani bizim durumumuzu gördüğü gibi o arkadaşlar da bu işten sıyrıldılar. Ama önümüz açık olmuş olsaydı o zaman üretip kendi ülkemize satabilirdik. Ha kendi ülkemize satabilmemiz için fonlar, monlar bunlar hep bize sıfır girmesi lazım ki Türkiye piyasasından gelecek ona ayakkabını yarışabilelim. Çünkü oradaki piyasa çok büyük ve orada vade çok. Onun için insanlar orayı tercih etti ama sağlamlık açısından değil. Yani işte daha ucuz mal alabilmektir bütün problem. Zaten şimdi vitrinlerde yazıyor işte bir alana bir bedava 25 TL. Yani ayakkabı bide gibi ne oldu yani bide kebap gibi. İşte öyle satılıyor ama kalite var mı yok. Kaliteli zaten kaliteli ayakkabıların fiyatları belli. 300 ve yukarısı.
Kullandığımız malzemenin evet zorluk çekerek bu malzemeleri işte malzemeci arkadaşlar var. Lefkoşlar'da o da bir tane kaldı. Ona dedik işte biz bunu istedik. Yani bizim isteğimizin doğrultusunda malzeme getirmeye çalışır. Çünkü o da getirip kime satacak? O yüzden yani seçeneğimiz de yok. Ya da bazen arkadaşlar işte İstanbul'a gittiği zaman yolcu beraberi işte 5 tane ondan, 3 tane bundan gibisinden ihtiyacımız kadar ufak tefek şeyler gelir. Ama çok büyük bunu getirme durumumuz yok. Ama da işte iç piyasadan tedarik etmeye çalışırız. Öyle. Yani şimdi bu ayakkabı sıfırdan işte tango ayakkabısıdır bu. Tango'da giyilecek. Şimdi tango ayakkabılarının fiyatları çok yüksek. Hani Güney Kıbrıs'ta da var. Çok yüksek diye. İşte bazen ayağına olmayan, mesela bu bayanın ayağı genişliği vardı. Normal standart ayakkabı olmaz kendisine. İşte o gelir ona göre de ayakkabı yapar. Yani bu tango, salsa ya da bizim folklorumuzla ilgili, kendi kültürel işte onları yapmaya çalışırım. O da istek üzerine yani çok büyük bir iş çözüyor. Arada sırada işte bunlar çıkar. Yani yapabileceğimiz günde bir çift ayakkabı. Ortopedik olur. Yani ayağında taban çökmesi olur. Doktordan kağıt getir ya da ayağı kısadır. 2 milim, 3 milim, 10 milim. Altlarını doldurarak işte onlara ayakkabı yapmaya çalışırım. Bizim her çeşit ayakkabı numarası var. 50'ye kadar kalıbımız var. 50 numaraya kadar yapabiliyoruz. Var. Yani yaradır. Yani çizerek yaparak yaradır. Sorun yok. Yeter ki estek olsun gelsin. Fiyatta anlaşabiliyorsak. Bazısına pahalı geliyor çünkü bütçesi zayıf. Onun için yani zor işte yani bir günde bitecek olan işler var, bir günde bitmeyen işler var. Ya o da zaman var, dükkanımızın kirası var. İşte der ki budur, malzeme budur. Bazen şimdi mesela hakiki deri istersen farklıdır, imitasyon istersen farklıdır. Yani malzeme farkı var. Zaten işçiliğimiz belli, dükkan kiramız belli. Onun için onun üstüne malzeme hesapları söyler fiyatını. Aradaki fark hakiki değilse ondan gelen ayakkabıyla bizim yaptığımız 200-250 civarındadır. Kaliteli bir ayakkabı. Ama şimdi tamamen içi plastik, dışı plastik olan ayakkabılar da işte bir de bizde satışlarda şöyle bir problem vardır. Yani bir ayakkabıyı getirip ya da başka bir malı da getirip bu burada mesela bir aylığına normal bir fiyattan satılır. Ansamın görüntü bitinde büyük indirim, ucuzluk %70. Şimdi %70 indirim neye dayanarak? Yani bir de bu var. Yani piyasa zaten şeydi. Müşteri gider görür %70 indirim var gireyim alaya. Daha önce aldığın ayakkabı %70 daha pahalı aldın. Niye bu gidip yine o %70 indirime aynı yerden ayakkabı alın? Demek ki orada bir falso var. %70 büyük paradır. Tamam niye daha önceden daha ucuz satmam bu insanlara? Yani fiyatı yüksek satalım. Yarısından sonra 170 düşelim gibi. Yani orta seviye yaptığım işte 150 TL'dir. Ama seçeceğin malzemeye göre hakiki deridir, taban farkı var. Çıkar işte yukarı. Ya da işin zorluğu var. Bir de mesela internet üzerinden model getirirler buraya. Resmi alınır mı? O resmi mamule dökebilmek için bir gün ister. Yani işte o bir günümüz yarın gün hesaplayarak yaparız. Modeli çıkarız, bir tek yapılır, görülür. Ondan sonra 1,5 çift ayakkabı yapılır. Hani o ölçüleri bulabilin. Çünkü o ayakkabının ölçüsünü aldın. Bunu müşteri giydiği zaman ayarın olmazsa almayacaktı. Onun için çok içine zaman ister. İşte o zaman kaybı
oradadır. Çünkü şeye benzemez. Yani terziye gidersiniz, bir ölçü alır size. Burası bol geldi alın diye, ama ayakkabıda öyle bir şey yok. Yani ona bitti bitti yani bu ayakkabı, odur. Yani tam olacak. Geriye dönüş yok. Yani o tamamen olması lazım. O da bir teknik olayları var. İşte ölçüsünü tam alacaksın. Yani bir bilgin olacak. Ondan sonra geriye dönüş yoktur ayakkabıda. Olmadı baştan. Yani bir de o riski var. Ayakkabı. Ama standart, kalıplara göre standart 5 çift, 6 çift ayakkabı yaptığın zaman, satış için yaptığın zaman onda korkun yoktu. Çünkü yapan oraya gon, ayağın olursa müşterini alır, olmazsa zaten bırakır. Ya da bir daha genişini alır, daha büyüğünü alır, öyle götürür. Ama özel siparişte o şansın yoktu. Tam olacak. Zaten çocuklar yaz tatilinde bizim dönemimizde bize 3 ay tatil vardı. Biz bir yerlere işlemeye giderdik çocukken. Ama şimdi ailelerin düşündüğü şöyle bir şey vardı. 3 ay aman çocuk tatile ister çıkacak, ben de keseyim platimi. Yurt dışı, ora buraya, yani herkes okul aralarında 3 ay tatilde çocuğuna birlikte tatile gider. Yani sanata koyacak diye bir durum yok. Yani herkes tatildedir. Bizim zaten bayramlarımızı tatil oldu. Artık bayram da kalmadı. Tatildir yani bunlar. Ben aileyi de bulamam. Herkes yurt dışındadır. Ya da burada bize oteldedir. Yani onun için sanata gelecek olan yok. Yani bitti artık. Yani bizden sonra zor yetişir. Onu da artık herhalde ithal edecek. Yani sanatkar da ithal etmemiz lazım. Bunları kim yapacak? Tamirini kim yapacak? Ya yani işte ithal olarak odaya birileri gelecek. Yani burada yoksa sanatkar, yurt dışından gerek açık görecek adam. Burada yoktu böyle bir şey. Bir dükkan kuracak, açacak, yapacak yani. Başka çare yok. Zaten işte şimdi tamirde de bazen öyle sorunlar yaşarık. Mesela gelir bayan ya da bir bey der ki bu ayakkabı açıldı ya bir şey yap, fiyat verin. E ya ben bunu da 35 liraya aldım. Sen 30 lira tamir neyse, bir taban 30 lira işte. E işçiliği de var. Yani bir şey söyleyen bazısı yaptırıyor, bazısı yaptırmaz yani kurtar. Ama bizim nasıl söylediğimiz şöyle bir şey var. İmitasyon olsa değmez diye gönderdik yani müşteriyi. Ama hakiki değilse. Dedik ya bu ayakkabı zaten 250 lira fiyatı var, alacak olsan şimdi ya da 200 lira. Ya buna da bir taban değişelim sahi, bir iki sene daha giyersin, o razı. Ama imitasyonu biz de tercih etmeyi yapalım. Çünkü sökerken zaten yırtılır. Plastiktir, açılır yani. Yani ona bir şey yapamam. Onun için başka 35 versin az. İşte burada biraz da şiir miydi de yazardık. Hobi ettik onu da. Türk Sanat Müziği Korosu vardı, oraya giderdik. Ondan da bir şey kaptık. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sırf kafa boşalsın da yani. Şey değil, aman aman değil ama. Bir şey yapmaya çalışırım. 17 senede Türk Sanat Müziği geçmişliğim var. Şimdi işte 1-2 senede tango oynamaya başladım. Yani yapacak bir şey yok. Sosyal aktivite dedik, bize katıldık. Bu insanları alana. İşte dönsün. Hani zaman gece evde oturup dizi seyretmektense biraz sosyalleşmek lazım. İşte dışarı çıkan, kahveye gitmem. Kahveyi sevmiyorum ama şey olarak, böyle hobi olarak bunlarla ilgilenirim.
devletin yapabileceği şöyle bir şey vardı. Mesela benim görüşüme göre. Yani bu mesleklere değer verilmesi lazım. Adamlar yetişmesi lazım. Ya da dışarıdan getirilmesi lazım ama üretecek olan kişiye yardımcı olmaz. En azından gümrük bunu alınması lazım. Bir de işte bu üretimin yanında da bizim önümüz açık olması lazım. Yani şimdi üretimden zaten bu toplum koptu. Ama üretebilmek için de ürettiğini satabilmesi lazım. İç piyasa zaten satamam. Ha iç piyasa satabilmek için bizim yurt dışından gelenleri de şey yapmamız lazım. Kota koymamız lazım. Diyecek ki işte 100 tane gelecek, başka gelmeyecek. Burada üretimi. Yani bu yalnızca bu şeyle ayakkabıyla ilgili değil. Konfeksiyon aynı, portakalcı aynı, balıkçı aynı. Yani baktığın zaman her şey yurt dışında. Bugün marketlere baktığında bizim ürettiğimiz meyve suyu var mesela burada. Devlet tarafından da kooperatifte üretiliyor. Ama bunun yanında 1000 çeşit de şey var. Meyve suyu var. Şimdi rekabet etmeye çalıştılar. Sen zaten öldürdün zaten onu. Yani bir de devlet ya da kooperatifçi olmasa olay yürümez. Yani demek istediğim ya kota konacak ya da bu kapılar açılacak. Yani bu üretim serbeste dönecek. Ha serbest ticarette bu işini bizim yaptığımız tek taraflıydı. Yani biz ürettiğimizi satamadığımız için. Yalnızca getir sat. Yani bugün buradan Türkiye'den mal getirsek ve bu mal yanlış olsa bugün Mersin gümrüğünde Türkiye'ye girmezsek de bu mal. Onlar da biliyor. Yani açılması lazım önümüz. Mesela ben Güney Kıbrıs'ından tamamen sıfır ya da her taraf açılması lazım. Yani onun üretimine senin üretimin karışması lazım. Orada da mesela buradan bir şey alıyor insanlar. O tarafa geçtiği zaman gördüğü zaman işte Rum polisler gümrükçü ellerini alıyorlar. Yani bu da yanlış. Bizimkiler de öyle yapsın. Oradan bir şey gelmesin o zaman. Ya da tamamen açsınlar kapıları, sınırları, insanlar dolaşsın işte. Yani insanlar sonunda kazanamadığı zaman parayı bu dövizin üzerinde ne yapacak? Herkesin dünya kadar borcu var. Nasıl abi? Herkes zaten bunalımda zaten insanlar. Yani sabah çıksın ve kurtulalım yani. O kadar değil. O dur. Başka bir şey yoktur. Yani, yani en azından bir an düşünmen ölen ölecek, kalan ayak arkadan borcu da sonra düşünsün öbürleri. Yani mesela bu her şey döviz oldu ya. Giyme sonra ev kiren döviz, araba alın döviz. Yani ne olacak? Dışarıdan yurt dışından mal getireyim, bizim de döviz. Dolarla çarjılar yani adamlar. Yani kısacası bu işler artık bitti. Ne olacak? İşte bak gördüğün insan ne oldu? Bir anda ikiye katladı Stalin. Bu insanın alın gücü kalmadı. Sabahtan beri buradasınız. Kaç yaşa girdi? Yani yok. Yani tamir ettirmek bile içeride bir sürü ayakkabı var. İnsanın tamir parası gelip bu tamirini alamıyor şu anda. İçeride belki de 200 çift ayakkabı vardı. Bu 2 senelik mesele. 2 senedir yaparız bırakırız. Geleceğim der gelmez. Niye? Çünkü senin istediğin para düşün ya gidip vereyim 15 daha vereyim yeni alırım gibisinden. Ben öyle düşünerek hareket ederim. Hepsi burada kaldı ama atamam da ayakkabıları. 2 sene tutarım çünkü en azından 3 de gelip isteyebilirim. Evde dur işte. Bakalım ne olacak. Yani şey yok. Sirkülasyon yoktur. Yani işte yani dertliyik bu konuda ama bizim de gönlümüz üretilmeye yadar ama bu memlekette üretecek insan yok. Yani hiçbir şey yatırım yapmıyor. Çünkü yatırdığı yatırımı satamayacak adam. Yani neye yapsın? Yani da bir hizmet sektörü var o kadar. Başka bir şey yok. Yani yatırım yok. Terzi yok. Şimdi biraz işte berberler çoğaldı ülkemizde. Onun da fazla sermayesi olmadığından dolayı. O kadar işte. Ama böyle malzeme, yurt dışından malzeme getiren, ayakkabı yapacaksın ya da konfeksiyon yapamam çünkü her şey gümrüğe tabii. Fiyatlar yükselir, işçilik yok, sanatkarın yok, üretemem. Ama berberdaşta benim yaptığım gibi tek başına işte bir şey yapmaya çalışıp ekmek parası için başka bir şey yok. Thank you.
Bizim mesela taban getiren Türkiye'den olsa bile Aşnantel onu bir çift göndermez bu adam. Seninle uğraşmaz hani. En azından 2-3 çift alayım diyor. O kapasitem de yoktur yapayım. Getiremeyiz. İşte tekten Türk'ten, işte elden melden bu imalatçılar var. Malzemeci var, o biraz bir şey getirir. İşte onlardan bir şey alırız, yaparız. Ama kendin direkt Türkiye'den malzeme getirmeye kalktığın zaman adam da sana bakmaz. Yani kasayla alacak, fiyatı da budur gibi. Çünkü adamlar yani orada mesela Türkiye'de gittiğimde ben gördüğümde ayrı küçük malzemeciler vardı. Dışarıda böyle tamir yapanlar için böyle parça parça malla satan yerler vardı ama bunda o yok işte. Bir tane var onu da kime getireyim diyor da satabilmeyi satamam ki diyor. Sen istemezsen ben vazgeçerim. Yok diyor. Yoktu işte piyasa çünkü fiyatlar çok değişti. Tayyip Işık'ın üstelliğinin yükseldiği ayakkabı fiyatları yükseldiği bilmiyorum ama sezon açılınca herhalde Türkiye'de yükseldiğine göre herhalde biraz daha pahalı ayakkabılar da burada. Ama şimdi herkes elindekini satmaya çalışır. Okullardan sonra herhalde biraz farklı olacak. Yani üretim için hayal. Üretimi yalnızca devlet kota koması lazım. Buradaki insan yaptığını burada satabilecek durumda olursa belki o zaman insana üretim yönelik. O zaman rekabet de başlar işte. Çünkü o bizim o 80-90 dönemlerinde çok güzel rekabet vardı ayakkabıcı arasında. Çünkü 60 atölye vardı. Kim daha güzel yapacak, kim gelir. Çünkü teşvik ederdi seni. Yani ben iyi mal yapayım, satayım ya da modellerinden yarışayım. Şimdi o da yok. Bir günde yarışamam, teksin. Başka biri de yok. Üretici yok. Yani keyifsiz işte öyle bir şey gider. İmalata dönülmesi lazım. Yani her konuda burada her şeyi bizim üretmemiz gerekir. Yani politikacılarımız zaten işte söylerler. Üretmeyen topluma yok olmaya mahkumdur. Tamam işte başlayık. Üretime sokun insanları. Ama yalnızca o defterlerde kağıtlarda şu dağıtlar bize seçim zamanları. İşte bunu üreteceğiz, bunu satacağız, bunu yapacağız, yayacağız. Başka yok. Ama üretime yani yok. Teşvik ettiler mi bizi? Yok.